bireylerin eğitim süreci kapsamında nasıl öğrendiğini araştıran ve konu edinen bir psikoloji dalıdır. Birey hangi yaşta hangi yetenekleri geliştirmektedir ve yeteneklerini desteklemek adına nasıl eğitimler verilmelidir? Bunlar da eğitim psikolojisinin içeriğindedir. Eğitim psikolojisindeki amaç, bireyi kendi yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde yetiştirmektir. Psikolojik bulguların bireylerin eğitimi üzerinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durur. Bu bağlamda bazı alanlarda derinlemesine çalışmalar yaparak eğitime katkı sağlamaya çalışır. Eğitim, bireylerde istenlik davranışlar oluşturmayı amaçlar ve bu yönde çalışır. Psikoloji ise davranışı ve altında yatan nedenleri anlamlandırmakla uğraşır. Yani hem eğitim hem psikoloji bireyin davranışlarına odaklıdır. Bu yüzden birbiriyle doğrudan ilgili iki kavram olarak ortaya çıkar. Farklı fiziksel gelişim evrelerinde büyüme ve olgunlaşma fonksiyonlarına göre bireyin öğrenme üzerindeki yetkinlik seviyesi dönemsel değişimler göstermektedir. Eğitim psikolojisi de hangi fiziksel evrede bireye nasıl yaklaşılması gerektiği üzerinde durur. Bireyin öğrenmesini etkileyen bireysel ve çevresel etmenler, zeka ve yetenek kapasitesi, öz düzenleme kapasitesi, öz yeterlilik, dolaylı öğrenme kapasitesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Genel olarak eğitim psikolojisinin alt dalları 4 tanedir denebilir. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, rehberlik. Eğitim psikolojisinde kullanılan yöntemler ise gözlem, deney, istatiksel, klinik, olay, görüşme ve ankettir. Öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin kesinlikle eğitim psikolojisi eğitimini almış olması gerekmektedir. Çünkü öğretmenler eğitim sürecinin en önemli rehberleri konumundalar. Öğrencileri tanımalı, gelişim düzeylerine uygun olarak ders konularını işlemeliler. Bir lise öğrencisi ile bir ilkokul öğrencisinin öğrenim düzeyi birbirinden oldukça farklıdır. Bu yüzden eğitim psikolojisi, bireylerin her yönden gelişim seviyelerine uygun şekilde eğitim verilmesini savunur. Bu düşünceye öğrenim sürecinde uyarlayacak olan da elbette öğretmenlerdir. Aldıkları psikoloji eğitimi neticesinde hem öğrenme yöntemlerini seviyeye göre belirleyebilir, hem de çıkabilecek olası sorunları çözebilirler.